Malumunuz havalar soğumaya başladı arkadaşlar yine niye? Aslında biraz geç başladı soğuklar. Küresel ısınma olayları falan işte biliyorsunuz. Elimizi ne edeceksek berbat ediyoruz, mahvediyoruz. İklimlerin dengesini de bozmuş bulunmaktayız. Binlik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Neyse şimdi videoda kıyametten, iklim değişikliğinden, insanların açgözlülüğü yüzünden doğaya ve hayvanlara verdikleri zarardan bahsetmeyeceğim. Gelişmenin bize yarardan çok zarar verdiğinden de bahsetmeyeceğim. Biz geliştikçe yeni ölümler türedi mesela. Kendi yaptığımız binaların altında eziliyoruz. Kendi ürettiğimiz arabalar bize çarpıyor. Yeni hastalıklar üretiyor ilaç firmaları ki kendi ilaçları satılabilsin. Tabii bünyesi kaldırmayan ölüyor. Neyse işte bunlardan hiç bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bugün konum kitap önerisi. Okumak için farklı şeyler arayanlar ya da yani ne okusam karar veremiyorum. Kötü kitap okumaktan bıktım yani. Kötü kitap okumak istemiyorum hiç. Diyenlere de benim okuyup seçtiğim 4 kitabı sizlere spoiler vermeden tanıtacağım. Şimdi diyebilirsiniz ki senin zevkine neden güvenelim? Haklısınız. Ama izin verin bir kitapları tanıtayım. Siz ondan sonra bu önerilerden okuyup okumak istemediklerinize öyle karar verin. Başlıyoruz. Buzda Yürüyüş, Werner Herzog. İlk önerim Werner Herzog'un 23 Kasım 14 Aralık 1974 tarihinde 9 günlük yol anısını anlattığı bir günlük. Werner Herzog, yeni Alman sinemasının önemli isimlerindendir. Daha çok yönetmen kimliğiyle biliniyor. Filmler ve belgeseller de çekiyor kendisi. Ya belgeseller de güzel yani. Filmleri de güzel de onları isterseniz bir ara bir göz atın. Biz kitabın içeriğine dönelim şimdi. Werner Herzog'a bir gün bir haber geliyor. Lotte Eisenheim'in Paris'te hasta yatağında ölmek zorunda olduğuna dair. Lotte Eisenheim ise Herzog'un çok yakın arkadaşı ve önemli bir sinema eleştirmeni. Zamanının büyük eleştirmenlerinden. Aralarında sıkı bir bağ var bu ikilinin ve Herzog yakın arkadaşını kaybetmekten çok korkuyor. Ve bir totem yapıyor. Eğer Münih'ten Paris'e kadar yürürse arkadaşı iyileşecektir. Herzog 9 gün süren yol boyunca bir günlük tutar ve biz onun tuttuğu günlüğü okuruz. Kitap hem bir totem hem de içsel yolculuk hikayesidir. 1974 yılının Kasım sonunda Paris'ten bir arkadaşım beni arayıp Lotte Eisenheim'in çok hasta olduğunu ve muhtemelen öleceğini söyledi. Olamazdı. Şimdi ölemez. Alman sineması şu an onsuz yapamaz. Bu önemli kadının ölmesine izin veremeyiz. Bir ceket, bir pusula ve gerekli malzemelerle dolu bir kamp çantası aldım. Çizmelerim o kadar sağlam ve yeniydi ki yüzümü kara çıkarmayacaklarına emindim. Yaya olarak oraya ulaşırsam onun hayatta kalacağına dair sağlam bir inançla Paris'e giden en kesişme yola koyuldum. Zaten kendimle baş başa kalma ihtiyacı da duyuyordum. Dilis Efsanesi, Anayurt, Salvatore. Bu kara harf işlemesi olarak bilinen serinin ilk kitabı arkadaşlar. Hikayemiz unutulmuş diyarların Mensaberranza'sında yani karanlık altıda geçiyor. Burada kara harfler yaşar. Her birisi birbirinden acımasız, birbirinden canidir. Anaerkilidirler. Her aileyi o ailenin anası yönetir ve güç onlar için her şeydir. Erkeklerin sadece basit birer erkek olarak görüldüğü ve aşağılandığı, kadınların ise yüceltildiği ve her şeyin üstünde görüldükleri bir toplumda aileler güç ve iktidar için yarışır. Aile işlerinde ise de durum aynıdır. Aile içindeki mevkisini yüceltmek için birisi diğerini öldürebilir. Böyle acımasız bir dünyada, kuralların bu kadar katı, toplumun bu kadar canlı olduğu bir toplumda saf bir erkek çocuğunun doğduğunu düşünün. Tamamen ailesi ve çevresiyle zıt karakterlerde bir kara herif. Öldürmeyi sevmeyen, dış dünyayı merak eden ve toplumuna ayak uyduramayan, kendisini sürekli olduğu yere ait hissetmeyen birisini. Erkeklerin zerre öneminin olmadığı bir yerde farklı düşüncelere sahip bir erkek elf düşünün. Adı Driss Duvard'ın. Üçleme boyunca Driss'in toplumda kendi özüyle olmak isteyip olamadığı kişiyle kavgasını okuyoruz. İstediğiniz kişi olmanıza asla müsaade edilmediği, kaderiniz siz doğmadan aile tarafından belirlendiği bir toplum. Karşınızda Driss Duvard'ın ve onun ötekileşme ile mücadelesinin hikayesi. Ben Ruhi Bey Nasılım, Edip Cansever. Şimdi dedim ki araya bir de şiir kitabı ekleyivereyim. Yani şiir olmazsa olmaz. Hele ki şiir varsa Edip Cansever'siz hayatta olmaz. Beni tanıyanlar benim Edip Cansever hayranlığımı bilirler. Hatta tiyatroda da ben Ruhi Bey'den bir kısmı sahneye uyarmıştım ve bizzat Ruhi Bey'i oynamışlığım vardır.
Şimdi kitabı ben size anlatırdım ama TRT1'in arşivinde Edip Cansever'in kendi kitabını kendi ağzıyla anlattığı bir video varken, bir konuşması varken onun kitabını anlatmak benim haddime değildir. İşte size Edip abinin Ben Ruhi Bey'i nasıl mı tanımlamaz. Bu yıl yeni bir şiir kitabı bitirdim. Baştan sona uzun bir şiir. Adı Ben Ruhi Bey Nasılım. 20 bölümden oluşuyor. Daha doğrusu yıllardır düşündüğüm bir şiirdi bu. Anlatmak istediğim şey genellikle tema olarak çocukluk yaşamının daha sonraları, ilk gençlik dönemlerinde, olgunluk çağında hatta yaşlılıkta bile etkisini sürdürdüğünü kanıtlamaya çalıştım. Bunun dışında Ruhi Bey tipi bir tema tipi olarak çıktı karşıma. Belirli bir temayı gerçekleştiren bir tip olarak çıktı karşıma ve onunla tamamladım. Aslında Ruhi Bey hayatımı bir yerde tamamen silen, ilk gençliğinde bütün yaşamını bozan, ondan sonra da başka bir hayata geçen, sınıf değiştirdiğini zanneden bir kişi. Fakat içine girdiği yeni sınıfta da diğer bilinçlenen veyahut bilinçlenmeye doğru adımlarını atan, insandaki aşkınlık direncini yaşayan, gösteren bir tip oldu. Dediğim gibi bir tema tip. Ondan sonra bazı teknikler tabi denedim. Şimdi bu söylediklerim elbette söylediklerim şiirin öyküsel yerine. Yani şiirin hiçbir zaman kendisi değil. Çünkü uzun şiirlerde, yani uzun şiirleri şiir yapan öğelerden biri de tabi öyküdür. Öyküsel öğelerdir. Bunun dışında sonuna doğru şiirin tiyatro imkanlarından da yararlandım. Ayrıca hatta bazı tiplerle konuşmalar yaptım. Bir gazeteci gibi röportaj yaptım. Fakat bunlar hiçbiri şiire doğrudan doğruya aktarılmadı. Yalnızca şiire bir esin olarak girdi diyebilirim. Tabii şiir üzerine daha fazla bir şey konuşmak hemen hemen olanak dışı. Son olarak şunu söyleyebilirim ki şiiri açıklayan tek şey şiirdir. Gene şiirin kendisidir. Ayaş Buda, Göktuğ Can Baba. Son kitap önerim arkadaşlar Göktuğ Can Baba'nın Ayaş Budası. Ben dünyayı gezip anılarını, deneyimlerini anlatan insanları dinlemeyi hep sevmişimdir ve onlara her zaman ufaktan bir hayranlık duymuşumdur. Çünkü onlar benim hayalim olan dünyayı gezme cesaretini gösteren kişilerdir. Ben hiçbir zaman o kadar cesur olamamışımdır. O yüzden onların vloglarını izlerken, yolda başlarına gelen tuhaf öykülerini dinlerken veya okurken büyük keyif alırım. Göktuğ Can Baba yolda başına gelen öyküleri kitabında kendine has üslubuyla o kadar güzel anlatıyor ki onun gittiği yerlere gitmek ve tanıştığı insanlarla tanışmak istiyorsunuz. Mesela kitabında o kadar güzel anlatıyor ki Nepal'i dili gibi gitmek istiyorum oraya. Kitabın içindeki öyküler sizi içine çekiyor ve bittiğinde ya biraz daha lütfen oluyorsunuz. Git gez, başka kitap daha yaz lan diye feryat ediyorsunuz içinizden. Ama maalesef yazarın şu sıralar bir başka gezi öyküleri yazma düşüncesi yok. Kendisiyle çoğu kez yazıştım ve her seferinde yazmanız için teşvik etmeye çalıştım ama nafile. Biz de elimizdekiyle yetinmeyi ve ne zaman canımız yol öyküsü okumak istese Ayaş Buda'yı açayıp tekrar okuyacağız. Yani elimizdekiyle yetinmemiz lazım. Modern bir bit kuşağı olan Ayaş Buda sizlere gönül rahatlığını önerebiliyorum. Bence okuyun, pişman olmayacaksınız. Çok güzel deneyimler yaşayacağınızı düşünüyorum. Kitap önerilerim bu kadar arkadaşlar. Soru sormak isteyen olursa ya da kitaplar hakkında konuşmak isteyen olursa bana Bin Kitap'tan Fuzuli Konuşmalar hesabından ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.